Bismillahirrahmanirrahim. Bugün bizleri tekrar buraya getirmeyi nasip eden Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Geçen iki programda anlattığım bu Kur'an'da anlatılanlar ilk sayfalarda da vardı. Devamla. Ondan önce şimdi Şura 13 ile Nisa 163'ü paylaşacağım sizinle. Allah Nuh'a ne emretmişse onu sizin için bu dinin kuralı şeriatı yapmıştır. Sana vah ettiğimiz İbrahim'e Musa'ya ve İsa'ya emrettiğimiz şudur. Bu dini ayakta tutun ve birbirinizden ayrı düşmeyin. Senin çağırdığın şey müşriklere ağır gelir. Allah bu dini tercih edeni kendi tarafına yoluna seçer ve ona göreneni doğruya yönlendirir. 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 Nisa 163 Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen nebilere nasıl vahiy ettiksek sana da öyle vahiy ettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakup'a, torunlarına, İsa'ya, Eyba, e, Yunus'a, Harun'a, Süleyman'a etmiş ve Davut'a da bir kitap vermiştik. İbrahim Aleyhisselam Hani İbrahim'in sayfalarında, Musa'nın sayfalarında var demiştik ya. Bugün ilk olarak size İbrahim Aleyhisselam'ı nasip olursa anlatacağım. Tabi Kur'an'dan, ayetlerle. Rabbim ne anlatmışsa. Şura Suresi 69. ayetten başlıyorum. Onlara İbrahim'le ilgili şu haberi anlat. 73. ayet. Bir gün babasına ve halkına şöyle dedi. Siz neye kulluk ediyorsunuz? 71. Dediler ki putlara kulluk ediyoruz. Onların karşısında saygıyla durmaya da devam edeceğiz. 72. Peki dua ettiğinizde sizi duyuyorlar mı? dedi. 73. Yahut size fayda sağlıyor veya zarar verebiliyorlar mı? 74. Dediler ki yok. Ama biz atalarımızın böyle yaptığını gördük. 75. Dedi ki peki hiç düşündünüz mü? Neye kulluk ediyorsunuz? 76. Hem siz hem de gelip geçmiş atalarınız. 77. Kulluk ettiklerinizden varlıkların sahibi dışında karanlar benim için bir düşmandır. 78. 78 beni yaratan, bana doğru yolu gösteren varlıkların sahibidir. 79 Beni yediren de içtiren de odur. 80 Hastalığımda bana o şifa verir. 81 Beni öldürecek sonra tekrar hayat verecek de verecektir. Hesap günü hatalarımı bağışlamasını beklediğim de odur. 82, 83. Rabbim, bana hikmet, doğru karar verme yeteneğini ver ve beni iyiler arasına kat. 84- Gelecek nesiller içinde benim doğru an, an, anlamamı, anılmamı nasip eyle. 85- Beni nimetlerle dolu cennetinin varislerinden eyle. 86- Babamı da bağışla. Çünkü o da yanlış yolda olanlardandır. 87 Tekrar diriltilecekleri gün beni rezil etme. 88 O gün ne malın bir faydası olacak ne de evladın. 89 Allah bu durumda seçler aramış bir kalple gelenler hariç. 90. O gün cennet müttakilere yanlışlardan sakınanlara yaklaştırılır. 91. Yakıcı ateş cehennem boş hayla kapılıp yoldan çıkanlara insanların önüne çıkarılır. 92 Onlara şöyle denir. Nerede kulluk et, etip durduklarınız? 93 Allah ile aranıza koyduklarınız nerede? Size yardım edebiliyorlar mı? Veya kendilerine bir fayda kendilerine bir faydaları oluyor mu? 94. Sonunda onlar ve boş hayla kapılıp yoldan çıkanlar baş aşağı cehenneme atılırlar. 95. Ve bütün iblis orduları. 96 Onlar orada birbirleriyle çekişerek şöyle derler. 97 Vallahi biz apaçık bir sapıklık neydik. 98 Çünkü siz varlıkların sahibiyle aynı seviye çünkü sizi varlıkların sahibiyle aynı seviyede tutardık. 99 Bizi yoldan çıkaranlar sadece bu suçlulardır. 100 Artık bize şefaat edecek, arka çıkacak hiç kimse yok. 101 Bir can yoldaşımız da yok. 102 Şeşke, Keşke elimizde bir fırsat daha olsa da biz de müminlerden olsak. 103 İşte bu anlatılanlarda tam bir ibretler vardır. Onlara çoğu inanıp güvenmiş değillerdir. 104 Şüphesiz senin Rabbin daime üstün ve ikramı bol olandır. Enam Suresi 75 İbrahim'e göklerin ve yerin yönetiminin yönetimini de şu şekilde gösterdi ki kesin bilgiye ulaşanlardan olsun. <laughs> 76 Gecenin karanlığı üzerine çöktüğünde bir gezegen gördü. Bu benim Rabbimdir dedi. Gezegen kaybolunca ben kaybolanları sevmem dedi. Enam 77. Ayı ışığı saçarak doğarken gördüğünde bu benim Rabbimdir dedi. Kaybolduğunda da eğer Rabbim doğruyu göstermezse gerçekten ben de bu sapıklık topluluklarından top, sapık topluluktan olacağım dedi. Enam 78. Güneşi ışık saçarak doğarken gördüğünde de bu benim Rabbimdir. Bu daha büyük dedi. O da kaybolunca dedi ki ey halkım ben sizin ortak saydıklarınızdan uzağım. 79. Ben yüzümü doğrudan doğruya gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ben müşriklerden değilim. Hac Suresi 26 Bir gün o beytin olduğu yere İbrahim'i yerleştirmiş ve ona şöyle demiştik. Bana hiçbir şeyi ortak koşma Tavaf edenler, kıyam, rükü ve secde edenler namaz kılanlar için beytimi temiz tut. Bakara 124. Bir zamanlar Rabbi İbrahim'i bir sakın hükümlülüklerle İbrahimi imtihandan geçirmiş. O da onları tam olarak başarmıştı. Rabbi ona ben seni insanlara önder yapacağım dedi. O soyumdan da olan olsun deyince olur ama yanlış yapanlar sözümün kapsamına girmez dedi. 125 o beyti insanların toplanacağı ve güvende olacağı bir yer yaptık. Siz makamı İbrahim'in, İbrahim'in ibadet için durduğu yerleri, ibadet yeri yapın. İbrahim ile İsmail'i görev, İbrahim ile İsmail'le görev verdik. Beytimi tavaf edenler, it, ittifakta, ittifakta dur, bulunanlar, rükü ve secde edenler, namazı kılanlar için evimi temiz tut. Bakara 126 Bir gün İbrahim şöyle yalvardı. Rabbim, burayı güvenli bir belde yap. Buranın halkından Allah'a ve ahiret gününe inananlar her üründen rızıklandır. İnananları her üründen rızıklandır. Allah da şöyle dedi. Ayetleri görmezlikte direneni de az bir süre nimetlerden yaralandırır ama daha sonra onu ateş azabına mahkum ederim. Ne kötü hale gelen gelmektir o. 127 İbrahim ile İsmail Kabe'nin temellerini yükselttikleri sırada şöyle yalvardılar. Rabbimiz bu işimizi kabul et. Daima dinleyen ve bilen sensin. 128 Rabbimiz ikimiz de sana teslim olmuş kişiler yap. Soyumuzdan, gelenlerden de sana teslim olmuş bir toplum oluştur. Bize haç ve umre ibadetleri yapacağımız ve ibadet yerleri göster. Tövbemizi kabul et. Tövbeleri çokça kabul eden, ikramı bol olan sensin. Bakara 129. Rabbimiz onlara kendi işlerinden bir elçi görevlendir. De senin ayetleri on, ayetlerini onlara bağlantılarıyla birlikte okusun. Kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları geliştirsin. Daima üstün olan ve bütün kararları doğru olan sadece sensin. 130. Kendi değerini düşen akılsızdan başka kim İbrahim'in dini yaşamı biçimini ne kayıtsız kalır? Biz onu dünyada seçkin kıldık. O ahirette de iyiler arasında olacaktır. Bakara 131. Rabbi ona teslim ol demiş. O da varlıkların rahibine sahibine teslim olmuş demişti. 132 İbrahim bunu evlatlarına da vasiyet etti. Yakup da öyle yaptı. Şöyle dediler: Evlatlarım Allah sizin için bu dini seçti. Tekrar okuyorum. Evlatlarım Allah sizin için bu dini seçti. Bu hangi din İslam? Sakın ha Allah'a teslim olmaktan olmadan ölmeyin. Bakara yüzde üç. Yoksa siz Yakup ölmek üzereyken orada mıydınız? O sırada evlatlarına benim arkamdan kime kulluk edeceksiniz diye sordu. Onlar senin ilahına, ataların İbrahim, İsmail, İshak'ın ilahına yani tek ilaha kulluk edeceğiz. Biz ona teslim olmuş kimseleriz dediler. 134 Onlar gelip geçmiş bir toplumdur. Onların kazandıkları onlara, sizin kazandıklarınız size. Onların yaptıkları İşler size sorulmayacaktır. 135 Yahudiler Yahudi olun ki doğru yolda olasınız. Hristiyanlar da Hristiyan olun ki doğru yolda olasınız dediler. De ki: Hayır. Biz doğruluktan şaşmayan İbrahim'in dini yaşama biçimine uyarız. O müşriklerden olmamıştır. 136 Siz şöyle söyleyin: Biz Allah'a inanıp güvendik. Bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakup'a ve Turunlarına indirilene, Musa'ya ve İsa'ya verilmiş olana, Rableri, sahipleri tarafından bütün nebilere verilenlere inandık. Onlardan birine diyenden ayırmayız. Biz sadece Allah'a teslim olmuş kimseleriz. 137, Bakara 137. Eğer onlar sizin gibi, onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa doğru yola girmiş olurlar. Ama yüz çevirirlerse kesinlikle farklı taraftadırlar. Onlara karşı sana Allah yetecektir. O daima dinleyen ve her şeyi bilendir. Şu ayet günümüzü anlatıyor bize, aban toplantılarını anlatıyor bize. Allah, Bakara 136. Onlara şöyle deyin: Allah'ın boyasıyla boyananın kimin boyası Allah'ın boyasından daha güzel olabilir? Biz yalnız ona kulluk ederiz. İnşallah. Bakara 140 Yoksa İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarının Yahudi veya Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki Siz mi iyi bilirsiniz Allah mı? Allah'ın şahitlik ettiği bir şeyi bile bile gizleyenlerden daha büyük yanlışı kim yapabilir? Günümüzde gizlememdiler mi? Avant toplantılarında yedi sene Allah yaptığınız hiçbir şeye ilgisiz kalmaz. Bakara 141 Onlar gelip geçmiş bir toplumdur. Onların kazandıkları onlara sizin kazandıklarını size Onların yaptıkları işler size sorulmayacaktır. Memtihe 4. İbrahim ve beraberinde olanlarda sizin için güzel örnekler vardır. Bir gün halklarına şöyle demişlerdi. Bizim sizin de ve Allah ile aranıza koyup kulluk Kul olduklarınıza ilgimiz yoktur. Biz sizi tanımıyoruz. Tek ilah olan Allah'a inanıp güvenene kadar aramıza düşmanlık ve nefret doğmuştur. Sadece İbrahim'in babasına söylediği Allah'tan sana gelecek bir şeyi engelle, engellemeye gücüm yetmez ama senin bağışlaman için kesinlikle dua edeceğim sözünü sözü size örnek olamaz. İbrahim ve beraberindekiler şöyle dua ettiler. Rabbimiz bizi sana biz sana dayandık, sana yöneldik. Dönüp varılacak yer huzurundur. Mümtehine 5. Ey Rabbimiz Kafirlere bizi ezdirme. Bizi bağışla Rabbimiz. Üstün olan ve doğru kararlar veren sensin. 6. Onlar da sizin için Allah'tan ve ahiret gününden beklentisi olanlar olan herkes için güzel örnekler vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah Allah'ın kimseye ihtiyacı olmaz. Yaptığında güzel yapar. Ahzab suresi 21 bir hatırlayalım. Aynı şey Resulullah için de söylemiyor mu Cenab-ı Allah? Bildirmiyor mu bize? Allah'a ve ahiret gününe inananları, Allah'a çok çok zikredenler için Resul sizin için güzel örnektir. Gerçekten biz Resulullah'a örnek alıyor muyuz? veya dini anlatanlar ve öğretenler gerçekten Resulullah'ı örnek alıyorlar mı? Tövbe Suresi 114 İbrahim babasının bağışlanmasını istemesi sadece ona verdiği bir sözden dolayıydı. Fakat babasının Allah'a düşman olduğu kendisine açıkça belli olunca o işten uzak durdu. İbrahim çok işli ve pek yumuşak huyluydu. İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyandı. Ama o doğruya yönelmiş, Allah'a te teslim olmuş bir kişiydi. Müşriklerden de değildi. Hani İbrahim'i dinler diyorlardı ya. <laughs> Nahl Suresi 120 İbrahim tek başına bir ümmetti. Allah'a boyun eğen hep doğruya yönelen biriydi hiç müşriklerden olmadı. Nahl 121. O ayrıca Allah'ın nimetlerine karşı görevlerini yerine getiren biriydi. Allah Allah da onu seçti, doğru yola yöneltti. 20, 122 Nahl. Ona bu dünyada da güzellik verdik o ahirette de elbette iyilerden olacaktır. 123 Sana da şunu vahyettik. İbrahim'in dinini İbrahim'in dini doğruya yapmış biçimine oy. O hiç müşriklerden olmadı. <laughs> Enam 161 De ki Rabbim beni doğru yola, doğru dine, İbrahim'in dinine dost doğru yaşama biçimine yöneltti. İbrahim müşriklerden olmamıştı. İbrahim Suresi 35 Bir gün İbrahim şöyle dedi. Rabbim bu şehri güvenlik kıl. Beni ve evladım evladımı putlara tapmaktan uzak eyle. 36 Rabbim o putlar insanları insanlardan bir yoldan çıkarırlar, çıkardılar. Bana uyan bendendir. Bana karşı olan olursa bana karşı çıkan olursa şüphesiz sen çok bağışlayan, ikramı bol olan sen. Rabbim. Rabbimiz. Ben soyumdan bir kısmını sana dokunmazlığı olan beytin yanında çorak bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz. Bu bunu namazı düzgün ve sürekli kılsınlar diye yaptım. İnsanlardan kiminin gönlünü onlara meyledecek hale getir. Bir de onları bir takım ürünlerle rızıklandır. Belki görevlerini yerine getirirler. İbrahim 38 Rabbimiz biz neyi gizli gizli gizeysek Gizlesek de neyi açığa vursak da sen bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. 39. Her şeyi mükemmel yapmak yaşlı olmasına rağmen bana İsmail ve İshak'ı lütfeden Allah'a özgüdür. Rabbim dualara elbette işten ve bilendir. 40. Rabbim beni namazı düzgün ve sürekli kıranlardan eyle. Soyumdan gelenleri de Rabbimiz duamı kabul eyle. Rabbimiz hesap görüleceği gün beni, anamı, babamı ve bana güvenen herkesi bağışla. 42. Sakın Allah'ı Yanlışlar içinde olanların yaptıklarından habersiz sanma. O sadece onlara gözlerin yuvalandan pırlayacağı güne kadar süre vermektedir. Ali İmran 84 Sen şöyle de. Biz Allah'a inanıp güvendik. Bize indirilene İbrahim'e, İsmail'e, İsa'ya, Yakup ve torunlarına indirilene, Musa'ya ve İsa'ya verilmiş olana, nebilere, Rableri tarafından verilenlerin hepsine inandık. Onlardan hiçbirini diyenden ayırmayız. Biz ona, ona teslim olmuş kimseleriz. Kim İslam'dan başka Allah'ın indiri kitaptaki tek dinden başka bir din arayışına girerse asla kabul edilmez o ahirette ziyana uğrayanlardan olacaktır. Allah katında canlıların en kötüsü Enfal 22. Aklını kullanmayarak sağırlık ve dilsizlik edenlerdir bu kadar ayetlere rağmen. Enam 39. Ayetlerimiz karşısında yalana sarılanlar, sağırdırlar, dilsizdirler, karanlıklar içindedirler. Allah'ın sapık saydığına onay verdiği kişiyi sapık sayar, doğru davrandığına onay verdiği de doğruya yola koyar. Bunlar Allah'ın sana aktardığı tümüyle gerçekleri içeren ayetlerdir. Allah'a ve ayetlerine güvenmedikten sonra artık hangi söze güvenecekler? Furkan 30 O gün elçimiz şöyle der Rabbim benim halkım bu Kur'an'ı onun hükümlerini terk edilmiş hale getirdiler. Enam 66 senin halkın Kur'an karşısında yanına sarıldı. Oysa o gerçeğin ta kendisidir. De ki, ben sizin vekiliniz, savunucunuz değilim. Zümer 55 O azap, siz farkında değilken, anısının başında gelmeden önce, Rabbinizden size indirilen en güzelini, Kur'an'a uyun. Zuhruf 44 Kur'an hem senin için hem de halkın için doğru bilgidir. Yakında bu konuda sorguya çekileceksiniz. Mayda 67. Ey Resul! Rabbinden sana ne indirmişse onu sen sen onu tebliğ et. İnsanlara ulaştır. Eğer bunu böyle yapmazsan onun verdiği elçilik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Allah ayetleri görmezlikte dirinen topluluğu yola getirmez. Nahıl 52 Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Din de daima O'na aittir. Siz Allah'tan başkasından mı takınıyorsunuz? Sadakallahi Bütün bu okuduklarım da günümüzde olanları bir karşılaştıralım. Şimdi konu başlığımız İbrahim Aleyhisselam. Daha önceki programlarda bu Kur'an'da anlatılanlar bütün kitaplarda vardı. Yani Musa'nın sayfalarında da vardı, İbrahim'in sayfalarında da vardı. Peki nasıl oluyor da İsa Aleyhisselam'ın ümmetiyle Musa Aleyhisselam'ın ümmeti bu kadar gizliyorlar, tahrif ediyorlar. Nasıl oluyor? E biz ne yaptık? Gerçekten biz Muhammed ümmeti olarak Resulullah'ı örnek alarak Kur'an'ı hayatımızın rehberliği yaptık mı? Ramazan ayında Kur'an'ı anlayarak okuduk mu? Oradaki emir ve yasaklara ömrümüz boyunca her anımızda uyabildik mi? Uymadık. Din yalnız Allah'ın. Dinin kurallarını koyan da Allah. Dünyada da sahibimiz Rabbimiz Allah. Ahirette de sahibimiz Rabbimiz olan Allah. Peki biz kendimize şunu soralım, biz ne yapıyoruz? Biz gerçekten. Kur'an'ın rehberliğinde dünya hayatımızı Rabbimizin razı olduğu şekilde mi yaşıyoruz? Yoksa kulaktan dolma, taklidi imanda mı yaşıyoruz hala? Hadis 16'yı bir hatırlayalım. Allah'ı anma, ondan inen kitap sebebiyle kalplerin ürperme zamanı daha gelmedi mi? Onlar geçmiş kavimler gibi olmasınlar. Aradan uzun zaman geçti, kalpleri katılaştı. İnşallah uzun zaman geçmesine rağmen kalpleri katılaşmış olanlardan olmamayı Rabbimize nasip eder. Rabbimizin rıza ve hoşnutluğunu gözeterek dünya hayatımızı Rabbimizin buyruklarına uygun içinde yaşamayı bizlere nasip eder. Ve bizim gayretimizi Cenab-ı Allah'ın bize nasip eder inşallah. Dünya hayatımızı Rabbimizin razı olduğu doğru bilgilerle, razı olduğu şekilde yaşayıp sevgisini, rızasını, hoşnutunu kazanabilmeyi hepinize hepimize nasip eder inşallah. O gayreti bize nasip eder Cenab-ı Allah. Ben hepinizi, hepimizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.